Baba. Bu ne bu? Sana bitki çayı yaptım. Tansiyonuna da iyi gelir. Aman mis gibi. Ya. Mecbur muyum ben bunu içmeye ya? Mecbursun baba. Bundan sonra yediklerine içtiklerine dikkat edeceksin. Doktorun dediklerini duymadın mı? Ah. Öf, bu ne ya? Böyle zıkkım gibi bir şey yani. Hiç söylenme baba, o bitecek. Baba, ben bir şey merak ediyorum. Hadi ne yaptın ettin? Maria ile Mustafa'yı konağa gelmeye ikna ettin, onu anlıyorum. Peki Gonca'yı Maria ile aynı çatı altında yaşamaya nasıl ikna ettin? İşte onu hiç anlamıyorum. Başka şansı yoktu ki. Kızım, bak insanlar ikiye ayrılırlar, tamam mı? Bir aklın yönettiği insanlar, iki kalbin yönettiği insanlar. Kalbin yönettiği insanlar her zaman aklın yönettiği insanlar tarafından yönetilirler. Yani kalp akıldan daha zayıftır. Tamam mı? Ya ikisinin birlikte yönettiği insanlar? Ben öylesini daha hiç görmedim. Konağa gidiyorsunuz ha? Hadi bakalım. Maria sana emanet Mustafa. Ona iyi bak. Yabancılık çektirme, sakın ezdirme bak. Merak etme Bekir abi. Ona gözüm gibi bakacağım. Sen onun dediğine bakma Mustafa'm. Oğlum yaşlandıkça iyice duygusallaşmaya başladın. Ha bir de iyi bak diyorsun çocuğa. Bak bak bak. Hii, sen bunların birbirine nasıl baktığını görmedin mi ha? Her göz göze geldiklerinde yer yerinden oynuyor sanki. Hissetmiyor mu acaba? Yengem, konak dediğin şuradan hep topu yarım saat. Sen yenge dediğinde ben oradayım evvelallah. Aman yenge. Amca. Ey Mustafa'm oğlum. İyi bakın oğlum. Merak etme. Haydi bakalım. Siz gidin güzelce bir yerleşin de ben öyle geleyim. Ulviye köye kaçar git getir Şahin. Mustafa bağda kaybolur git bul Şahin. Şahin aşağı, Şahin yukarı. Bu adam benden ne istiyor ya? Gonca cadısı kovmadan önce güzelce yıkamış, ütülemiş Ulviye. Her şeye ben yetişeyim. Her şeye ben koşayım. Yine de varsa yoksa Mustafa. Vallahi yeter. Sakin Şahin, duyacak şimdi. Duyarsa duysun be. Dün akşam sabaha kadar hastanede başında bekledim. 2 lokma yemedim. Kahvaltını et git, Ulviye'yi getir diyor. Ha oldu. Kaç yıldır kahrını çekmedin mi? Çektin. Az daha sık dişini. Allah sıka sıka ağzımızda diş kalmadı be İclal. Yeter. Hadi ben çıkıyorum. Sen de aklına mukayyet ol. Aa, o niyeymiş? Maria ile Mustafa buraya gelince burası tımarhaneye dönecek. Bir yanda Gonca delisi, bir yanda Maria, bir yanda babam. Vallahi aklıma gelince bile tüylerim diken diken oluyor. İyi ya işte, ne güzel. Kıyamet kopacak diyor. Bırak kopsun kıyamet aslanım. Onlar birbirlerini yesinler ki benim kocam da tek başına tüm ailenin işlerinin başına geçsin değil mi? 24 ayar altın gibi parıldasın Şahin'in. Kız senin aklın bazen bayağı çalışıyor ha. Aa, Reyhan. Aşkım bir dakika dursana. Reyhan. Selam gençler. Nerede böyle? Lokanta için bir şeyler lazımdı, onları almaya gittim. Siz nereye böyle? Gidiyor musunuz yoksa? Yok. Biz konağa gidiyoruz. Nasıl yani? Gitmekten vaz mı geçtiniz? Babam ufak bir kalp spazmı geçirdi de. Biz de bir süre onun yanında kalmaya karar verdik. Nasıl? Durumu iyi mi? İyi çok şükür. Ama çok korkuttu bizi. Neyse, görüşürüz Reyhan. Görüşürüz. Gonca cadısı çok büyük terbiyesizlik etmiş Ulviye Şahin. Ama biliyorum sen o tatlı diline gider getirirsin onu kocam. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti abi? Okul? Harika. Aa! Oh. Aa. Abi, bu niye böyle mutlu? Sınava iyi geçti ya ondandır. Zeyno işte abi, kızını tanımıyor musun? Yenge, babam geldi mi? Geldi kızım, geldi. Nasıl peki, iyi mi sağlığı? Taş gibi maşallah kuzum. Odasında şimdi keyif yapıyor. Ben de çok merak ettim dedeme. Bir gidip bakayım. Hadi bir bak. Ben de bakayım. Hadi. Sen ne böyle gülüyorsun kız? Okulda çok güzel bir şarkı öğrendik. Ne güzel işte. Hadi söyle biz de duyalım. Olmaz. Önce anneme söyleyeceğim. Anne! Sen söyleyeceksin de acaba anan da dinleyecek hal kaldı mı? Hiç kimseye üzülmüyorum da şu Sabiye içim parçalanıyor Şahin, içim. Bir laf var İclal. Filler tepinir, çimenler ezilir. Olan da bu meleğe oluyor. Korkuyor musun? Hem de deli gibi. Korkma sevgilim. Ben senin yanındayım. Her şey yoluna girecek. İnan bana. Anneciğim, bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendik. Öyle mi? Söyle bakalım nasılmış şarkı? Babam gelsin de söyleyeyim, olur mu? Olur. Baban geldiğinde bize öğretirsin. Üçümüz birlikte söyleriz, tamam mı? Olur anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Maria hoş geldin. Ver abi. Hoş buldum. Hadi hadi geç geç. Hadi gel. Candemir Konağı. Maria ile Mustafa geldi. Abla. Anne babam geldi. Babacığım. Seni çok özledim baba. Meleğim, ben de seni çok özledim. Gelsin bakalım kızım. Gelsin. Gidecek misin yine? Gitmeyeceğim artık. Hep buradayım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Maria sen de hoş geldin kızım. Burası artık senin de evin sayılır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Melek, hadi Nazlı ablanla oyun oyna sen. Baban da misafirini odasına yerleştirsin. Sonra hasret giderirsiniz doya doya. Konakçı iyice yanacak belli ki. Hadi gelin, odanız hazır. Elini tutmuş, bir de utanmadan, sıkılmadan elini tutmuş. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Ben gösteririm şimdi size. Allah kahretsin. Aklın ve kalbin dümeni sabırdır. Sen kocanın buraya geri dönmesini istiyor musun? Aklın ve kalbinin dümenini kendin kullanacaksın. Sabredeceksin. Hazmedeceksin. Ki hem aklın hem kalbin sana istediğini versin. Sabret Gonca. Sakin ol Gonca. Kendine mukayyet ol. Beğendin mi odayı? Çok. Biz şimdilik böyle yerleştirdik ama sen sonra zevkine göre değiştirirsin artık. Ellerine sağlık Nadire. Çok beğendim, teşekkür ederim. Ben çıkayım, siz rahatça yerleşin. İyi misin? Şimdi çok daha iyiyim. Benim için... Bu cehenneme gelmeyi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Yaptığım bu fedakarlığın karşılığını nasıl ödeyeceğim ben sana? Sen zaten dünyanın en güzel hediyesini verdin bana. Hala inanmıyorum biliyor musun? Bebeğimiz burada. Benim doğup büyüdüğüm bu evde büyüyecek. Gonca? Nereye kız böyle barut gibi? Bir iki saat dışarı çıkacağım. Vallahi sen bilirsin. Ama istersen ilk günden ortadan kaybolup da meydanı Maria'ya bırakma ha. Yine senin bileceğin iş. Hiçbir şeyi hiç kimseye bırakacak değilim. Ama biraz daha burada kalırsam patlayacağım. Biraz hava alıp geleceğim. Sen çoktan havan almışsın be Goncacığım. Yazık. Ulvi anne! Ulvi anne, ben Şahin. Açsana kapıyı. Ulvi anne! Boşuna bakma kuzum. Sabahtan gitti Ulvi'ye. Aa, nereye gitti? Bilmiyorum kuzum. Of, ben ne diyeceğim şimdi babama ya? Zeyno? Evet. Girebilir miyim? Gel anne. Bir şeyler getirdim. Acıkmışsındır, okuldan geldin. Of, kurt gibi acıkmıştım vallahi. Hadi bakalım. Söylemeyecek misin annene? Neye? Niye bu kadar mutlu olduğunu? Anne. Ben aşık oldum. Aşık mı oldun? Zeyno. Rüzgar Yalçınoğlu demeyeceksin değil mi? Ah be kızım. Yani koca Ürgüp'te aşık olacak birini bulamadın, gittin Yalçınoğullarından Rüzgar'a aşık oldun, öyle mi Zeyno? Bir sorun mu var? Benim için yok güzel kızım. Ama baban... Ne olmuş babama? Sence baban Rüzgar Yalçınoğlu'na aşık olduğunu öğrenirse ne yapar? Hiçbir şey yapamaz. Biz birbirimizi seviyoruz. Ne babam ne de bir başkası bizi ayırabilir. Sırt Mustafa konağa gel. Galip nerede? Sabah bankaya gitti. Birazdan gelir. Onun yokluğunda koltuğuna mı oturuyorsun? Estağfurullah. Ben sadece şey için... Peki Galip'in böyle patronculuk oynadığından haberi var mı? Ben sadece işler... Anca... Geçmiş olsun. Senin ihtiyar ağızdan halları dikiyormuş. Bu serseriyi hala niye yanında tutuyorsun anlamıyorum. Vallahi bu devirde o kadar sadık serseri zor bulunuyor be ablacığım. Boş ver onu da. Sen hayırdır? Yani hangi rüzgar seni attı buralara? Mustafa, konağa geri döndü. Vay. Demek bizim ihtiyar tilkiyi kürkçü dükkanına dönmeye ikna etti sonunda. Ama Maria da onunla birlikte geldi. Ne güzel işte. O herifin tekmeyi basmak için daha ne bekliyorsun? Ben sana hep söylüyorum. Al kızım da dönelim. Ya sen yine ne diyorsun ya? Yıllar önce Sadık'ın öldüğü gün... Candemirleri hem benim hem de karnımdaki bebeğin canıyla tehdit eden babamın evine geri mi döneyim ben? Ha? Boşanıp da yıllarca emek verdiğim, gözünün içine baktığım adamı Maria'nın eline mi bırakayım? Hı? Benden ne istiyorsun Gonca? Madem Maria benimle savaşmak istiyor... Sen de bana onu yenebileceğim bir silah bul. Ne silahı lan? Manyak mısın sen? Bir de kızımı vuracaksın. Ne vurması ya? Bak Galip, hiçbir insan Maria'nın göründüğü gibi beyaz değildir. Olamaz da. Mutlaka onun da gizlediği bir şeyler var. Kötü huylar, karanlık sırlar, unutmak istediği hatalar. Bana bunları bulacaksın. Araştır, eşele, kaz. Ne yapıyorsan yap bilmiyorum. Ama Maria'nın Mustafa'nın gözünden düşmesini sağla. Onu o kızdan uzaklaştırmak için güçlü şeyler bul. Mustafa. Efendim aşkım. Ablaya çıkıyorum. Biraz hava alacağım. Tamam, ben de birazdan geliyorum. Tamam, acele et. akşam Kayseri'ye sinemaya gidelim mi diyor. Yemeğe gideriz sonra sinemaya gideriz diyor. Çok tatlı değil mi Nisan? Aşkım benim. Rüzgarım. Nereye? Ben aşıkları yalnız bırakayım. Avludayım. Merhaba. Merhaba Nisan. Abin o kadar çok bahsetti ki senden. Neredeyse seni tanıyor gibiyim. Biz de seni tanıyor gibiyiz. Hoş geldin. Aslında konağa ilk defa gelmiyorum ama. Konağa kastetmiyorum ki ben. Ailemize hoş geldin. Hoş buldum. Burası da ablamın odası. Eniştem vefat ettiğinden beri odasına pek girilmesini istemiyor. Burası da eskiden annemle babamın odasıydı. Şimdi Zeyno'nun odası oldu tabii. Annem eskiden çok güzel ut çalarmış biliyor musun? Pazar sabahları annem çalar babam söylermiş. Odalarından bütün konağa yayın yaparlarmış. Senin için çok zor olmalı. Seni doğuran annenin ölümüne sebep olmak mı? Ben öyle demek istemedim. Biliyorum, biliyorum. Düşündüğünden çok zor oldu hem de. Annesiz büyümek bir yana, sana bakan herkesin onu görmesi, onu düşünmesi, artık hayatta olmamasının sebebinin sen olduğunu bilmesi. Aklım erecek yaşa gelinceye kadar pek anlamıyordum. Neyi? Babamın hiç yüzüme bakamamasının sebebini. Zeyno'yu hep benden daha fazla sevmesini. Ama şimdi anlıyorum tabii. Yani sonuçta kim hayatının anlamını elinden alan birini sevebilir ki? Neyse hadi gel. Burası da İclal yengemle Şahin abinin odası. Konağın en çılgın odası yani. Niye öyle dedin? Ya ikisi de o kadar çok gülmeyi, eğlenmeyi seviyorlar ki. Böyle odalarından saatlerce kahkaha seslerinin geldiğini bilirim. Burası da benim odam. Genç kız odası. Kim bilir ne sırlar vardı şimdi bu odada. Benim kardeşimin sırrı falan olmaz. Çünkü her şeyi abisini anlatırdı ondan. Değil mi? Tekne kazıntısı. Öyle demesene abi ya. O ne demek? En küçük kardeş demek. Ne kadar çok yakışıyorsunuz birbirinize. Ya sanki birbiriniz için yaratılmış gibisiniz. Maşallah de kızım. Nazar değdireceksin sonra. Abi aşk olsun ya maşallah. Neyse benim nazarım daha fazla değmeden ben sizi baş başa bırakayım en iyisi. Görüşürüz Maria. Görüşürüz Nisan. Sevdin mi Nisan'ı? Sevmek mi? Bayıldım. Ay ne kadar da tatlı bir kız. Çok da güzel. Güzeldir benim kardeşim. Güzel olduğu kadar da zekidir. Madem konak turunu ben devraldım, söyle bakalım. Merak ettiğin başka bir yer var mı? Herkes bu katta mı kalıyor? Gonca ile Melek aşağıdaki büyük odada kalıyor. Gonca'yla ayrı ayrı yatabileceğimiz tek yer orasıydı. Ben hiç sormayacaksın sanmıştım. Gel. Ne var Nihat, ne istiyorsun? Kadri, seninle mutlaka görüşmem lazım. Neredesin? Babamı bugün çıkardık hastaneden. Onunla ilgilenmem lazım. O yüzden kusura bakma. Kadri, önemli olmasa seni rahatsız etmem. Mutlaka görüşmemiz lazım. Konakta mısın? Ne yapacağım ben işte? Yok işte kadın. Şimdi babamla uğraş dur. Efendim İcler. Şahin, nerede kaldın Allah aşkına ya? Kapıdayım, aç. Şahin'im, ne arıyorsun sen burada? Hani Ulviye nerede? Cebimde. Yok işte kadın, görmüyor musun? Çekil bir. Pılını pırtını toplayıp gitmiş. Babam çok kızar mı? Babanın kızmadığı gün mü var Allah aşkına Şahin? Ben şimdi sana güzel bir kahve yaparım. Sen bir soluklan, dinlen, kendine gel, tamam mı? Babanı da boş ver şimdi. Bu acele ne Nihat Bey, nereye? Bu kez doğru olanı yapmaya. Neymiş o doğru olan? Bunlar kime aitse onda olacak. Sen delirdin mi ya? Ben o topun peşinden ne kadar koştum, haberin var mı senin? Ne kadar koşturduğunu bilmiyorum ama nasıl aldığını biliyorum. Ve bu benim midemi bulandırıyor. Şimdi bunlar kime aitse onda olacak. Şimdi git başımdan benim. Abi, sen kafayı yedin galiba. Mustafa şerefsizi, o topunun sahibi sevgisini konağa getirmiş Gonca'nın üzerine. Bizim kardeşimiz var ya hani. O ikisinin ona neler yaşattığından haberin var mı senin? Sen de kafayı bir yere mi vurdun ya? Ha? Onlar bizim düşmanımız. Vuruldum oğlum ben artık. Yoruldum. Bu kinden, bu nefretten, bu düşmanlıktan. Yoruldum. Tamam. Peki Gonca ne olacak? Ha? Eğer şu kadarcık gururu varsa Mustafa'dan boşanacak. Kendini sevmeyen bir insan için bu kadar inat niye? Senin dünyadan haberin yok ya. Kız ölüyor. Mustafa diye ölüyor. İyi peki sen onu boşanmaya ikna et. Ben her şeye inanacağım. Babamın Gonca'nın bu durumundan haberi var mı? Cık. Yok. Ama örgü küçük yer. Yakında öğrenir. Ne demek gitmiş Şahin? Sabah pılını pırtını toplamış gitmiş baba. O zaman demek ki sabah daha erken gitseydin yakalayacakmışsın. Bir dediğimi yap da şu dişimi kırayım be Şahin ya. Ya kahvaltını bitir git dedim, bitirdim gittim, ben daha ne yapayım? Oğlum ne demek ne yapayım ya? Ne demek ne yapayım ha? Ulviye senin şuncacık halini bilir. Seni görür de geri döner diye. Tüh sana be Şahin ya. Tüh sana, yazıklar olsun vallahi, yazıklar olsun. Baba, ben gittiğimde Ulviye anne evde yoktu. Ben olmayan kadını nasıl getireyim? Olduracaksın. Arayacaksın, bulacaksın, getireceksin. Bana bahane uydurma Şahin. Bırak Allah aşkına ya, gözüm görmesin. Hadi çık dışarı. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Baba, vallahi kalbimi kırıyorsun. Oğlum, başlatma şimdi kalbine malbine ya. Ya bak, senin yüzünden tansiyonum yükseliyor. Hastaneye tekrar geri mi döneyim yani, ha? Çık dışarı, çık. Baba, vallahi ayıp ediyorsun. Ya çık dedim. Şahin? He. Ne oldu? Ne olacak İclal? Siniri, öfkesi, her şeyi bana. Bıktım ya, burama geldi. Tamam Şahin'im, sakin. Sen bilmiyor musun babanı? Kalbi tuttu zaten, heyheyler üstüne. Sen dinleme onu. Ya bana babamı savunma, yeter. Ah, Kudret be ya. Bir türlü sevemedin oğlunu. Alo, akşam sana geleceğim. Hazırlığını ona göre yap. Bilmiyorum, bakarız. İyi değilim. Tamam, balık da yap. Hadi. Hayırdır Şahin abi, nereye böyle? Bu cehennemden uzak olsun da neresi olursa olsun Gonca, tamam mı? bakalım Şahin Efendi, dur. Cehennem daha yeni başlıyor. Lafı sözü bir Şahin'e geçiyor. Bir ona bağırıyor, çağırıyor. Şahin ne yapsa suç, ne yapsa kusur. Ne kuşu İclal abla? Yanlış duymadıysam seninkisi balık tutmaya gidiyor. Ne oldu? Siz de mi babamdan nasibinizi aldınız? Melek! Kızım! Anneciğim! Anne, okulda öğrendiğim şarkıyı babam da sana söyleyeyim mi? Bilmem. Soralım. Babası söylesin mi? Tabii ki Meleğim. Söyle bakalım neymiş bu şarkı? Bir küçücük aslancık varmış, kırlardan koşar oynarmış. Annesi onu çok severmiş, babası onu çok severmiş. Sen benim canımsın dermiş, sen benim canımsın dermiş. Aslan baba işe gidince, aslan anne işe gidince, küçük aslan oyun oynarmış, küçük aslan oyun oynarmış. Reyhan Hanım. Kudret Bey. Aa, çok geçmiş olsun. Maria ile Mustafa'dan öğrendim. Çok merak ettim seni. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Daha da iyi olmaya çalışıyorum senin yemeklerinden tadabilmek için. En kısa zamanda geleceğim inşallah oraya. Aman sen iyi ol da. Bak Kudret Bey, bundan sonra artık bol spor yapmalısın, tamam mı? Sağlıklı da beslenmelisin. Anlaştık mı? Ya sen de mi aynı şeyleri söylüyorsun Reyhan Hanım ya? Evdekiler zaten bu konuda bana baskı yapıp duruyor. Ben her gün bağda yürüyorum zaten bütün gün. Ya sıkılıyorum böyle şeyleri duymakta vallahi ya. Ay sadece yürüyüşle olur mu Allah aşkına? Spor yaparken sıkılıyorsan ben sana arkadaşlık edebilirim. Birlikte yaparız. Hem benim de biraz ihtiyacım var. Ne dersin? Olur tabii canım. Neden olmasın? Eğer sen de böyle diyorsan o zaman ikimiz birlikte şöyle çekeriz eşofmanları. Dağ, bayır, dere, tepe dolaşırız canım. Kapatıyorum. Benim ikinci masanın hesabı. Burası çok güzel be Feriha. Uçsuz bucaksız üzüm bağları. Bir görsen. Unutmadım Feriha, unutmadım. Gelirken alacağım dedim işte. Daha ne istiyorsun? Zaten dünya kadar alışveriş listesi yapmışsın. Ne yapayım? Karım aramıştı da. Bana ne lan senin karından? Karını özlediysen yürü git evine. Her şey bitti, bir de seninle mi uğraşacağım ya? Allah Allah. Çalış abla, çalış. Abi, Feriha, senin yüzünden dünya kadar azar işittim ha. Kapatıyorum, hadi bay bay. Buyurun. Nadire ile görüşmek istiyorum. Nadire Hanım'ım, şöyle ki beyin emri var. Alamam sizi. Merak etmeyin, kötü bir niyetim yok. Kimseye bir zarar vermeye gelmedim. Sadece Nadire ile 2 dakika görüşmem lazım. Nihat, hayrola? Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama Maria, ona ait olan bir şeyi geri vermeye geldim. İmzaladığın satış sözleşmesi ve tapu. Yani arazi hala senin. Bir de eğer kabul edersen Galip adına özür diliyorum senden. Ben... Çok teşekkür ederim. Sağ ol Nihat. Bu yaptığın bizim için çok değerliydi. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Görüyor musun sevgilim? Arazi yeniden bizim. Yavaş kız Maria. Sevinçten düşük yapacaksın. İclal abla. Düşük yapması için hamile olması gerekmiyor mu? Öyle değil mi İclal abla? Ben de doğurdum Gonca. Oradan biliyorum. Kız hamile merak ediyorsan. Hamile mi? Mustafa? Doğru mu bu? Hamile mi? Baba? Hamile mi baba? Doğru mu? Bir şey söyle. Yalan de, bir şey söyle. Yalvarırım, bir şey söyle. Gonca, sakin ol. Ne sakin abi ya? Ne sakin, hamileymiş. Hamileymiş. Ben yeniden teşekkür ederim. Tekrardan sağ ol. Borçlandık sana. Estağfurullah. Ben sadece kardeşimin yaptığı bir hatayı telafi etmeye çalıştım. Nihat, aferin. Aferin. Sen baban gibi değilsin. Aferin. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Nihat? Bazen yanlış yapsan da yaptığın yanlışların üzerini doğrularla çizebiliyorsun Nadire. Ben de elimden geldiğince doğru yapayım da kalbinin üstündeki yanlışımı çizip yok edeyim diye uğraşıyorum. Buna ömrünün yeteceğini sanmıyorum Nihat. Olsun. Bir yerden başlayayım da. Kapı orada. Nadire. Müsaade edersen bir Gonca'yla konuşmak istiyorum. Nazlı. Nihat Bey'e Gonca'nın odasını gösterir misin?